Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. Bu haftanın son ilmihal dersine başlıyoruz. Dün niyetlerle ilgili konuşurken niyet bahsinde sohbet ettik. Niyet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında şehit olmuş görünüyor. Ama Efendimiz buyuruyor ki o cehenneme gitti. Niye? Çünkü savaşma niyeti Resulullah'ı korumak, İslam için, Allah için değil de işte hurmaların gitmemesi için, hasat zamanı gelen hurmaların müşriklerin eline geçmemesi için niyetin yanlışlığından dolayı kaybettiğini dün duyduk. Öteki taraftan daha yeni evlenmiş, cunup olarak savaşa katılan Hanzele radıyallahu anh cunup olarak katıldığı halde efendim cennette müjdelenmiş, cennete gitmiş ve melekler gusül aldırdığını duyduk. Niye? Çünkü onun gidişi de belki yeni Müslüman, belki cunup, cenabet olarak savaşa gidiyor ama onu melekler gusül abdesti aldırıyor. Neden? Çünkü niyeti Resulullah'ı korumak, Resulullah'ın emrine intisap etmek. Bu açıdan niyet, her alanda niyet çok önemlidir. Rabbim niyetlerimizi halis eylesin. Dünkü konumuz buydu. Bugün inşallah bir önemli bir mevzu ilmihalden zikredeceğiz kardeşlerim. Yeri geldiği zaman onu ben sizlere inşallah söyleyeceğim kardeşlerim. Şimdi en son namazlarla ilgili niyetleri söyledik. Bu bölümle ilgili niyet kalple olur dedik. Niyetin kalbin ameli olmasıyla beraber kalple niyet yapıldıktan sonra dille de söylenmesi daha iyidir. Yani bunu namaz başlarken, namaza dururken o an kendimizi oraya getireceğiz. Ya Rabbi niyet ettim senin rızan için bugünkü öğlen namazının sünnetini kılmaya, ilk sünnetini kılmaya. Yani toparlayacak olursak niyet bu şekilde oluyor. Ya Rabbi niyet ettim senin rızan için bugünkü yatsı namazının ilk sünnetini kılmaya. Allahu Ekber. Ya Rabbi niyet ettim rızan için yatsı namazının farzını kılmaya. Hani dört rekat dememize, rekat belirtmemiz şartı yoktur. Velev ki şimdiye kadar rekat belirttin, velev ki şimdiye kadar döndüm kıbleye, kıblem Kabe dedin. Bunlar da olur, bunların zararı yok ama bunları demesek daha kitabi olmuş olur. Ya Rabbi niyet ettim bugünkü yatsı namazının farzını kılmaya diye hanım kardeşlerim evde yalnız kıldıkları için bu. Ama imama uyulursa uydum hazır olan imama ilave ediyoruz kardeşlerim. Şimdi kardeşlerim tekrar ediyorum. Niyetin kalple yapılması esastır. Bazı kardeşlerimiz diyor ki dili hiç oynatmayacağız. Dille yapıldığı zaman o kabul olmuyor gibi sözler var. Bakın burada ne diyor? Buna lisanı katmakta bir sakınca yoktur. Yani bir kişi kalbiyle niyet ettiği anda lisanı da ona katarsa hiçbir sakınca yoktur. Yani böyle duyduğunuz zaman ya da bir de kulaktan duyma şeylerle de hareket etmeyelim. Hep kitabi konuşalım kardeşlerim. Kitabi olsun. Evet, şimdi mesela yine diyor ki burada namazın hangi namaz olduğunu tayin etmeksizin sadece farz namaz diyerek niyet etmek yeterli olmaz. Ya Rabbi niyet ettim farz kılmaya ama öğlen mi, ikindi mi, akşam mı onu tayin etmek lazım. Fakat tayin etmeksizin vaktin içinde vaktin farzına diyebilirsin. Bak bu cümle de çok önemli. Diyelim ki ya öğlen namazını kılıyorsun. Ya Rabbi niyet ettim. Vaktin farzını kılmaya dediğin zaman öğlen demene gerek yok. O vaktin diyorsun ya o öğlen kastediliyor. Ya da ikindi vaktin içerisindesin. İkindi vakti içerisindesin. Ya Rabbi niyet ettim. Vaktin farzını kılmaya diyorsun. Akşam vakti içindesin. Vaktin yani hangi vakit içerisindeysen o vakti zikrederek Ya Rabbi niyet ettim. Vaktin farzını kılmaya desen bu yeterli oluyor. Evet. Ama biraz önce söylediğim gibi sadece Ya Rabbi niyet ettim namaz kılmaya demek yeterli olmuyor.
illa vaktin demek icap ediyor. Evet. Nafile namazlarda bir genişlik var. Şöyle ki, şu vaktin ilk veya son sünnetini kılmaya niyet ettim denir. Bununla beraber, yani öğlen vaktinin ilk sünnetini kılmaya niyet ettim ya Rabbi ya da öğlenin son sünnetini kılmaya niyet ettim. Tamam, böyle diyoruz. Böyle diyoruz kardeşlerim. Ya Rabbi niyet ettim öğlenin ilk sünnetini kılmaya. Ya Rabbi niyet ettim öğlenin son sünnetini kılmaya. Senin rızan için diyebiliriz. Bu tamam. Bununla beraber müekket veya gayri müekket olduğunu belirtmeksizin sadece namaz niyetiyle de kılınabilir. Şu kadar var ki teravih namazı hakkında ihtiyatlı olan bu namazı teravih veya vaktin sünnetini kılmaya niyet ederek kılmaktır. Yani ya Rabbi niyet ettim senin rızan için namaz kılmaya diye de niyet edebilirsin. Ama biz bunu en doğrusu neyse onu alıştıralım. Ya Rabbi niyet ettim rızan için öğlenin ilk sünnetini kılmaya. Yani bunu diyeceğiz. Ya Rabbi niyet ettim rızan için öğlenin farzını kılmaya. Ya da ya Rabbi niyet ettim vaktin farzını kılmaya. Son sünnet için ya Rabbi niyet ettim öğlenin son sünnetini kılmaya. Ya ikindi namazına geçelim. Ya Rabbi niyet ettim ikindinin senin rızan için ikindinin onun son sünneti olmadığı için sünnetini kılmaya. Ya Rabbi niyet ettim ikindinin farzını kılmaya ya da ya Rabbi niyet ettim vaktin farzını kılmaya. Akşama geldik. Ya Rabbi niyet ettim akşamın farzını kılmaya. Bak 3 rekat demiyorum. Döndüm kıbleye demiyorum. Ya Rabbi niyet ettim akşamın sünnetini kılmaya. İlk sünnet olmadığı için son sünnet demiyoruz. Hangisinde ilk ve son var? Öğlen ve yatsıda. İlk sünnetini kılmaya ya Rabbi, farzını kılmaya ya Rabbi niyet ettim. Son sünneti kılmaya ya Rabbi vitir kılmaya, değil mi? Bir de vitiri zikretmemiz lazım. Vitir kılmaya diye niyet ediyoruz. Evet. 64'de geçtik. Şimdi en faziletli olan niyetin tekbir anında yapılmasıdır deniliyor. En faziletli olan niyet tekbir anında. Şimdi kâmet getirildi. Kat kâmeti salah, kat kâmeti salah. Allahu ekber, Allahu ekber deniliyor. La ilahe illallah ya Rabbi niyet ettim öğlen namazının farzını. O arada imam Allahu ekber diyor. Allahu ekber diyorsun. İmamın Allahu ekberinden önce tekbir almıyorsun. İmam tekbir alacak. Ondan sonra niyet ettim imama uymaya diyeceksin ve imama uyacaksın kardeşlerim. Ya da yani tekbir anında hanım kardeşlerim evde kılarken ya Rabbi niyet ettim senin rızan için öğlen namazının farzını kılmaya diyorum. Allahu Ekber. Hemen bunu dedikten sonra Allahu Ekber diyorum. Yani niyetle tekbirin arasını açmamak lazım. Bak, en faziletli olan niyetin tekbir anında yapılması gerekir. Yani şu değil. Ya Rabbi niyet ettim. Bugün öğlen namazının farzını kılmaya senin rızan için dedim. Ondan sonra kızım şunu yaptın mı? Oğlum bunu getirdin mi? Diyorsun Allahu Ekber diyorsun. Böyle değil yani. Yani niyetle tekbirin arasını açmayacaksın. Onu diyor. Niyetle iftitah tekbiri arasında namaza aykırı bir iş bulunmadıkça tekbirden önce de niyet yapılabilir diyor. Evet. Söz gelimi kişi abdest alırken şu namazı kılmaya niyet etse yiyip içmek, konuşmak emsali namaza aykırı bir amelde bulunmadan namaz yerine gelip namaza başlayacak olsa bu niyet namaza başlama anında aklına gelmeyecek olsa da namazı sahih olur diyor. Yani ta banyoda abdest alırken diyor ya Rabbi niyet ettim işte öğlen namazının namazı kılmaya diye niyet etse diyor yani. Ta abdest alırken niyet etse diyor. Yani bu bir fıkhi bir tabirdir ancak biz böyle yapmayalım. Niye? Araya namaza aykırı bir şey girmezse diyor. Şimdi o arada konuşursun, edersin, aklına başka şey gelir. Yani bak işin fetva tarafını duyduk. Yani ta abdest alırken ya Rabbi niyet ettim öğlen namazının farzını kılmaya diye niyet ediyorsun, abdest alıyorsun. Hiç dünya kelamı konuşmuyorsun, başka bir şeyle meşgul olmuyorsun, geliyorsun. Oldu diyor, bu namaz oldu. Ama biz böyle yapmayalım diyorum. Biz nasıl yapalım? Abdestimizi alalım, konuşabilirsin veya de bileyim telefon gelir, telefonla konuşursun. İlla abdest aldın hemen namaz kılacak böyle bir mecburiyetin yok. Abdest aldın, biraz şöyle bir annenle konuştun, babanla konuştun, bir şey yaptın mesela. Arada yarım saat geçti, abdestin aynı abdest, taze bozulmadı.
Geldin namaz kılmaya. İşte o an namaz kılmaya geldin seccadenin başına. Ya Rabbi niyet ettim senin rızan için bugünkü öğle, bugünkü ikindinin sünnetini kılmaya. Allahu Ekber. Bu. Başlıyorsun Mevla ile konuşmaya. Sonra farza niyet ediyorsun. Başlıyorsun Mevla ile konuşmaya. Anladınız mı? Yani biz niyetimizi tekbir anında yapalım. Önceden yapmayalım. Ha, bu bilgiyi de duymakta fayda var. Dün ben size okudum burayı. Dün değil evvelsi gün bunu okudum. Tercih edilen görüşe göre iftitah tekbirinden sonra yapılacak niyette namaz sayı olmaz bakın. Bakın tercih edilen görüşe göre. Sen iftitah tekbirini almışsın. Ondan sonra Subhaneke Elham'ı okurken, ya ben ne yapıyorum, ne kılıyorum diye. Ya ben öğlen namazının farzıydı. Ya Rabbi niyet ettim öğlen namazının farzını kılma. Ne zaman? Fatiha okunurken. Bu olmaz diyor bakın. Bakın sahih olmaz diyor bu. Diğer bir görüşe göre bir kıl var. O Sübhaneke ve Euzu arasında da diyor niyet. Yapılacak bir niyetle namaz sahih olur. Bir kurtarma şeyi yaptı yani. Ama burada da buna Sübhaneke ve Euzu'yu ölçü almayalım biz. Biz namaza başlamadan önce kalbimizi oraya getirelim. Namazda olma şuurumuz olsun. Bu şekilde niyet edelim. İmam-ı Şafii'ye göre niyetin tekbir anında yapılması şarttır diyor bakın. Yani Şafii mezhebi tekbir anında o niyet olacak. Olmazsa namaz olmaz diyor. Yani Şafii bir konuda daha katı diyelim yani. Hiç niyetsiz bir şey yapmıyor. Kabul olmuyor yani Şafii'de. Buna çok dikkat edelim. 66. maddeye bakalım. Eda niyetiyle kaza caiz olduğu gibi kaza niyetiyle de eda caizdir. Mesela söz gelimi kişi öğle vaktinin çıkmadığı zannıyla öğle namazını eda niyetiyle ikindi vaktinde kıldıktan sonra vaktin çıkmış olduğunu anlayacak olsa kılmış olduğu namaz eda değil kaza olarak caizdir. Yani şunu diyor öğlen namazını kılıyor ama vakit çıkmış o bilmiyor. İkindi olmuş ikindi vaktine girmiş yani ama o öğlenin vaktinde olduğunu zannediyor. Ya Rabbi niyet ettim bugünkü öğlen namazını kılmaya eda diye kılıyor. Ancak sonradan öğrendi ki ikindi okunalı bir saat geçmiş. Ne oldu? O kılmış olduğu namaz öğlen oldu ama eda olmadı, kaza oldu. Kaza oldu. Ya da tam tersi, ya Rabbi öğlenin geçtiğini, öğlen vaktinin geçtiğini, ikindinin girdiğini, dolayısıyla öğleni kılmamıştı. Ya Rabbi niyet ettim öğlenin farzını kaza etmeye dedi. Halbuki öyle kaza niyetiyle kıldı ancak baktı ki, öğlenin vakti çıkmamış. Yani ben yanlış bakmışım. Saat bozukmuş. Yani dolayısıyla vaktinde kılmış oldum. Kaza demiştim. Olsun kaza de o edadır diyor. Anlaşıldı değil mi? Yani eda niyetiyle kıldın kaza saatinde ise kazadır. Kaza niyetiyle kıldın eda saatinde ise o edadır. Yani kaza olmuş olur. 67. madde. Kişi bir vakit içinde iki ayrı farz namaza niyet edecek olsa söz gelimi öğle vakti içinde öğlenle ikindi namazına niyet etse bu niyet vakti girmiş olan namaz hakkında geçerli olur. Henüz vakti girmemiş namaza niyet buna engel olmaz. Buna engel olmaz. Şimdi diyor ki yani böyle bir şey olmaz da hani fetva olarak bilelim. Öğlen namazı farzını kılarken diyorsun ki ya Rabbi niyet ettim hem öğleni hem ikindiyi kılmaya diye. Yani iki niyet ediyorsun bir namaz kılıyorsun. Bak iki niyet ediyorsun, bir namaz kılıyorsun. Şimdi böyle bir niyette hangisi olur? Diyor ki bu niyet ettiğin vakit hangi vakit? Diyor öğlen vakti değil mi? Ya Rabbi niyet ettim hem öğlene hem ikindiye dedin. Vakit öğlen vakti olduğu için o namaz öğlendir. İkindi olmaz diyor. Böyle niyet olmaz zaten de hani buna bilgi veriyor. Hani dersimizin başlangıcında ben size bir şey söyledim. Burada önemli bir konu var dedim. Onu sizlere yani bugünkü dersimizin ana konusu diyebilirim bu. Çünkü bu yaşıma kadar en çok sorulan sorulardan birisi de bu okuyacağımız mevzudur. Burayı çok iyi dinleyin. O da nedir? Hocam benim kaza namazlarım var. Benim nafilem olmuyormuş. Hani nafile kıldım mı olmuyor mu? Ya da ben nafile kılamaz mıyım? Hocam kaza namazı olan işrak kılamaz mı? Hocam kaza namazı olan teheccüd kılamaz mı? Hocam işte kılınmaz diyorlar. Hocam benim kazam var işte öğlen namazının sünnetini kaza kıl, sünnet olarak kılma diyorlar. Hocam işte vakit sünnetlerini kazaya kıl diyorlar. İnanın işte 49 yaşındayım. Bu yaşıma kadar en çok sorulan sorular sıralamasında bu ilk 3'e giren sorudur yani bu.
Bu çok sorulan bir sorudur. Şimdi bunun açıklamasını yapıyorum şimdi. Yani herkesin gönlü rahat olacak şekilde bir açıklama yapıyorum. Şimdi buradan okuyorum kardeşlerim. Günümüzde kaza namazı borcu olanların farzların evvelindeki ve sonrasındaki sünnetleri hem kaza hem de sünnet niyetiyle kılmaları ve böylece iki namazın da olacağı dillendirilmektedir. Yani diyor ki ben öğlen namazının sünnetini kaza diye kılarsam o hem sünnet olur hem kaza olur diye böyle bir dillendiriliyor. Toplumda böyle bir şey var diyor. Yeri gelmişken bu meseleye değinmeyi uygun bulduk. Kadim kitaplarımızda şimdikilerin iddia ettiği bu husus diyor. Yani kadim eski kitaplarda yani İmam-ı Azamlardan gelen bu kitaplarda bu şekilde ele alınmamıştır. Yani sen öğlen namazının sünnetini kazaya niyet ediyorsun. Aynı zamanda sünnet oluyor, aynı zamanda kaza. Yani bir niyetle iki iş yapmış oluyorsun diyor. Bu diyor bu şekilde ele alınmamış diyor. Yani bizde caiz değil. Ancak Şafii mezhebine göre kazası olanın sünnet ve nafile kılması caiz olmayıp bütün vaktini üzerindeki kazaları yapmaya sarf etmesi gerekir diyor. Tekrar ediyorum. Şafii mezhebine göre kazası olanın sünnet ve nafile kılması caiz olmayıp bütün vaktini üzerindeki kazaları yapmaya sarf etmesi gerekir. Yani demek ki Şafii mezhebinde vakit namazlarının sünnetlerini kılmayıp onların yerine kaza kılabilir. İşrak kuşluk yerine kaza kılabilir. Şafii mezhebinin hükmü budur. Ancak Şafii mezhebinin hükmü budur derken de kazası varsa televizyon da seyretmeyecek Şafii mezhebi. Boşuna maç da seyretmeyecek. Bak bu da çok önemli. Boş boş lak lak da yapmayacak. Niye kazan varsa boş vakitlerinin tamamını kaza kılmakla geçirmen lazım. Şimdi Şafii mezhebinde olan bir kardeşimiz efendim top oynuyor, top seyrediyor, film saatlerce seyrediyor. Namaza gelince namazı kılmıyor, sünneti kılmıyor diyor benim kazam var diyor. İşte bu da Şafii mezhebine sorulacak bir şey yani. Bu şekilde demiyor İmam-ı Şafii. Boş vakitinin tamamını kazayla meşgul olman gerekli diyor. Hanefi mezhebine göre işte çoğu bizi dinleyen kardeşlerimiz bizim de bilmemiz gereken Hanefi mezhebinin görüşü ise kazası olan kazalarını yapmakla beraber sünnetleri de kılmalıdır. Bir namaz niyetiyle iki farklı namaz kılmak caiz olmadığı için bu iddia edilen husus fıkıh kurallara uymamaktadır. Bizim mezhebimizde Hanefi mezhebinde biz öğlen namazının sünneti, ikindinin sünneti, akşamın sünnetinin yerine kaza kılamayız. Biz vaktin sünnetlerini sünnet olarak kılarız, farzı farz olarak kılarız ve biz onun sonunda da sadece kaza namazlarını ilave ederiz. Yani bizim Hanefi mezhebinde uygulama şöyle, her vaktin peşine zaten sünnetlerin kazası olmuyor biliyorsunuz. Yani diyelim ki 5 senelik kazan var. Nasıl yaparsın? En pratik, en kestirme, en sağlam yol her namazın peşine o namazın kazasını kıl. O vaktin kazasını kıl. Mesela öğlen namazının sünnetini kıldın, farzını kıldın, son sünnetini kıldın. Hemen peşine ya Rabbi niyet ettim üzerimde olan en son öğlen namazının kazasını kılmaya 4 rekat kaza kıl, farzın kazasını kıl. Bir günlük öğlen namazının kazasını kılmış oldun. İkindi namazını kıldıktan sonra hemen sünnetini kıl, ikindinin farzını kıl, peşine de ya Rabbi niyet ettim, üzerimde olan en son diyeceksiniz. En son kılmadığım ikindi namazının kazasını kılmaya deyip 4 rekat kılıyorsun. Bak sünnet kılmıyorsun, sadece kaza kılıyorsun. O vaktin sünnetini kılıyorsun, farzını kılıyorsun, sonra 4 rekat kaza kılıyorsun. Geldik akşam namazına, akşamın farzını kıldın, sünnetini kıldın. Sonra bir de bir akşam kazası kılıyorsun. Ya Rabbi niyet ettim. Üzerimde olan en son akşam namazının kazasını kılmaya diye yasıyla bu şey kılıyorsun. Yasını, sünnetini kılıyorsun yasını. Efendim farzını kılıyorsun. Son sünnetini kılıyorsun. Vitrini kılıyorsun. Sonra ya Rabbi niyet ettim. Üzerimde olan en son öğle en son yatsı namazının kaza. Üzerimde olan ne demek yani düşmemiş yani mükellef olan
yatsı namazının kazasını kılmaya diyorsun. 4 rekat kaza kılıyorsun. Sonra bir de vitrin kazasını yapıyorsun. Yatsı namazında iki kaza var. Hem farzın kazası hem de o kıldığın farzın bir de vitiri var ya onun kazası. Ya Rabbi niyet ettim üzerinde olan en son vitrin kazasını kılmaya diye. Bu şekilde çok kolay, çok rahat, hiç zorlamadan diyelim böyle 5 sene namaz kıldın. Hem 5 senelik vakit namazlarını kıldın hem de 5 senelik kazayı kılmış oldun. 10 sene kıldın, 10 sene vakit namazlarını kıldın, 10 sene kaza kıldın. Velev ki ölsen bakın şimdi. Velev ki 20 senelik kazan vardı, 10 sene sonra ölsen. İşte bütün mesele bu. Sen karınca misalisin ya. Sen kaza Allah sana ömür verseydi 20 sene sen kılacaktın ya. İşte kurban olduğun Mevla o vakit senin kıldığın o sünnetleri ahirette kazaya sayar Allahu Teala. Kadirdir Mevla Teala. O kıldığın nafileler, işraklar, kuşluklar onları Allahu Teala hepsini kazaya sayar. Niye? Çünkü sen kaza kılarak öldün. Mesele bu. Kazan varsa kaza kılarak ölürsen Rabbimiz senin kıldığın vakit namazlarının sünnetlerini kazaya sayar. Dolayısıyla bizde yani değil vakit namazlarının sünnetlerini terk etmek, onların yerine kaza kılmak, bizde Peygamber Efendimiz'den gelen sünnetler var ya işrak namazı, kuşluk namazı, teheccüd namazı onları bile biz o niyetle kılarız Hanefi mezhebi. Ya onları bile terk edemeyiz biz. Ancak şu kadar var. Kazası olan kardeşlerim şu kadar var. Mesela teheccüd namazı 12 kılınır ya 2-2-2. Sen 12 rekat teheccüd kılma. 2-2-4 kıl. 12'ye tamamla geri kalan 8'ini kaza kılabilirsin mesela. Bu olur. Hanefi mezhebinde bu olur. Mesela kuşluk namazı 12 rekat ya. 4-4-4 3 tane 4 kılınacak. Bir dördünü kuşluk kıl, iki tane dördünü kaza kılabilirsin. Hanefi mezhebinde bu olur. Bunun gibi mesela yani Evvabin namazını mesela 2-2-2-6 olarak kılabileceğin gibi bir iki kılarsın Evvabin olarak Resulullah'ın sünneti. Sonra 2-2'yi kaza kılabilirsin. Yani vaktine yetişip de henüz üzerimden düşmemiş sabah namazının kazasını kılmaya diye iki tane sabah namazı kılabilirsin. Yani aklınıza geldikçe benim biraz önce söylediğim planlı bir şekilde 5-10 sene namaz vakitlerinin peşine kaza kıldığınız zaman planlı şekilde bitirmiş olur. Ama bu şekilde işrak, kuşluk, teheccüd, evvabin kılan efendim yani daha kestirmeden kazalar bitmiş olur. Mesela evvabin namazının iki ikisini sabah kılsan, kuşluk namazının 4-4'ünü öğlenin kazası kılsan, ne bileyim teheccüdde yine 4-4 2-2 teheccüd kıldıktan sonra 4-4 efendim ikindinin kazası kılsan mesela böyle bir plan yapsan bu sefer böyle bir hale girmiş olsan 20 senelik kazanı 6-7 seneye bitirmiş olursun yani. 7 seneye bitirmiş olursun. Böyle de bir durum var. Artık takdirsizin. Yalnız bir kardeşiniz olarak şunu söyleyeyim. Bazı kardeşlerimiz çok hızlı giriyor. Yani bir an önce günde 3-5 vakit namaz kaza kılmak istiyor. Yani 5 günlük namazı kaza kılmak istiyor. Bir gün, 2 gün, 3 gün bakıyor ki kaldıramıyor, ağır geliyor. Yani o da kötü yani. Yani hızlı başlayıp da sonra bıkmak o da çok kötü. En güzeli biraz önce benim söylediğim. Eğer alıştırabilirseniz kendinizi her namaz vaktinin peşine kaza kılınır. Sabahın farzının peşine de kaza kılınır. Güneş doğmazsa şayet. Güneş doğmadan farzı kıldık ya baktık güneş doğmasına 10 dakika var. Hemen sabahın Ya Rabbi niyet ettim üzerimde olan en son sabah namazının kazasını kılmaya olabilir. Öğlenin peşine oluyor. İkindinin peşine oluyor. Akşamın peşine oluyor. Yatsının peşine oluyor. Gördünüz mü? Pratik. Hem de hiçbir ağırlık olmaz. Bir böyle bir bıkma olmaz. Bir şey olmaz yani. Çok rahat bir şekilde kazayı kılırsın. Bak müjdeyi kaçırmayın. Tekrar ediyorum. Diyelim sen bu niyeti ettin ki kazası olan kardeşlerimiz bu niyeti etsinler. Diyelim niyetini ettin, 3 gün sonra öldün. 20 senelik kazan vardı. 3 gün bu niyetle her namaz vaktinin peşine kazayı kıldın.
sade farzlarını. 3 gün sonra öldün. Ama 20 senelik kazan vardı. İşte güzel bir yolda öldün. Kaza kılarak öldün. İşte ümit edilir ki Rabbimiz o zamana kadar kılmış olduğun namazlarının sünnetlerini kazaya Allah sayar. Eder mi eder? Çünkü niye? Allah bize bizden daha çok acıyan, bizi cennetine koymak için bahaneler Mevla halk eden Allah'ımızdır. Bizi cehenneme atmak istemiyor ki. Sen ki diyor ya, sen bana yürüyerek gel, ben sana koşarak geleyim. Sen bir kere yürüyerek geldiğini ispat ettin kaza namazlarında. Gerisi Allah'a kalmış yani. O eder yani, o kabul eder. Onun elinde ibadeti kabul edecekti o. Kabul ettim, senin şimdiye kadar kıldığın bütün sünnetlerini kazaya kabul ettim. Kulum senin hiçbir kazan yok. Gir cennetime. Kim ne diyebilir ki yani? Bunu Mevla neye göre der? Bizim gayretimize göre der. Bizim üzüntümüze göre der. Bizim pişmanlığımıza göre der. Bizim Allah'ın yol dinine yönelişimize göre der. Aşkımıza göre der. Kulluğumuza göre der. Der de der. Onu da biz inşallah gösterelim kardeşlerim. Evet. Önemli dediğim konu bu. Tekrar ediyorum. Biz Hanefi mezhebinde olanlar kesinlikle vaktin sünnetini sünnet olarak kılıyoruz. Farzını farz olarak kılıyoruz. Kıldığımız namazın peşine sadece farzın kazasını kılarak bu şekilde ara gidiyoruz. Şafi mezhebinde olanlar ise onlar sünnet kılmıyor. Hiçbir nafile kılmıyor. Boş işlerle de meşgul olmuyor. Vakit buldukça onlar hep kaza kılıyor. Şafi mezhebinin hükmü de budur kıymetli kardeşlerim. Evet, vaktin farzına niyet ederek başladığı namazı nafile zannıyla tamamlayan kişi farz namazını kılmış olur. Zira niyetin namaz sonuna kadar hatırda tutması şartı ve önemli bir şey. Şimdi ya Rabbi niyet ettim öğlenin farzını kılmaya diye niyet ettin. Başta oydu yani. En tekbir alırken niyetin oydu. Ancak namazın 3. rekatına geldiğin anda aklın sünneti kılıyormuş gibi hissettin kendin. Ve sünneti bitiriyormuş gibi hissettin. Yani öyle ben sünneti kılıyorum dedin. Bak onu diyor. Başladığı namazı nafile zannıyla tamamlayan. Yani sen onu nafile sünnet olarak tamamladığını zannediyorsun. Ama en başta bakın niyetin önemine tekrar ediyorum. En başta niyetin tamdı. Ya Rabbi niyet ettim bugünkü öğlen namazının farzını kılmaya diye niyet ettin. Sonra aklında sünnete döndü. Yani öğlen namazının son sünnetini kılıyorum gibi selamladın diyor. Bu ne oldu pekala? Sünnet farz diye başladın, sünnet diye selamladın. Diyor ki bu namaz diyor neye niyet ettiysen odur diyor. Her ne kadar sünnet, aklın sünnete gitti, sünnet diye selamladın ama o başta niyet ettin ya diyor, o farz olarak bitti diyor. Ne acayip konular. Evet, 69 burada kalmış olalım. Bugünkü konuda bu kadar olmuş olsun. Sizin bugünkü dersle ilgili sorularınız varsa inşallah sorun kardeşlerim. Yarın Allah nasip ederse yine 22'de 10'da her cuma gecesi Yasin-i Şerif okuyoruz canlı. Ona da katılımlarınızı bekliyoruz kardeşlerim. Buna sadece siz katılmayın. Çocuklarınızı, bakın gelinlerinizi, torunlarınızı, yani bir ricada bulunabilir miyim evlatlarım size? Böyle tatlı tatlı gelinine. Ya bizim Ali hocamız bak her cuma akşamı Yasin okuyor. Bizim de geçmişlerimiz var. Gelin bunu böyle bir yarım saat sürüyor. Gelin bunu dinleyelim. Bir Kur'an okunuyor, dua yapılıyor. Hayatımıza bunu sokalım. Çok iyi olur, bereket olur, huzur olur. Bak hepimizin sıkıntısı var diye. Böyle o yarınki programa ailece katılmaya gayret edelim inşallah. Bunu bir oturtalım. İlmihal derslerimizde böyle konu geliyor. Buna dikkat edelim. Bugün niyetlerimden birisi daha gerçekleşti elhamdülillah. Bugün çok mutluyum. Ben genç kardeşlerimizle sohbet etmek istiyordum. Çocuklarla ders yapıyorduk biliyorsunuz. Şimdi bulunduğum orada bir Kur'an kursu var. 15 Temmuz son durak Kur'an kursu. Orada hafız talebeler var. Yaklaşık 100'ün üstünde talebe var elhamdülillah.
Bu hafta ikinci haftam onlarla. Saat 4 ile 2'nde arası o çocuklara ders sohbet ettik. Masal anlattım onlara. Yani onları kursu sevdirmek, kursu derslerini güzel yapmak, şuur kazandırma dersi oldu elhamdülillah. İkinci haftamız oldu. Çok arzu ediyordum böyle dersi. Bu hafta bugün yine onlarla, gençlerle, çocuklarla ders yaptık. Yani 12-13 yaşında grup, 150'ye yakın çocuk. Hamdolsun. İnşallah bunu bir Kur'an kursuyla gerçekleştirdik. Yine günlere pay edeceğiz. Yurtlardaki gençler, özellikle üniversite yurtları oluyor. Oradaki yöneticilerle konuşarak onlarla da ayda bir en azından gideceğiz. Üniversite okuyan gençlerle onlarla da sohbet edeceğiz. Buna çok önem veriyorum canlı olarak. Hamdolsun gönlümde olan bir şeyde Rabbim nasip etti. İnşallah bu artacak. Yani sadece bir Kur'an kursundaki öğrencilere değil. İnşallah şöyle bir 5-6 tane Kur'an kursu, 150, 200, 300 gencin okuduğu Kur'an kurslarında inşallah böyle bizim de bir katkımız olsun. Çocuklarla dersteki masalları, mesela bugün Çankırı'daki benim bir kangal köpeğim vardı biliyorsunuz, onu anlattım. Bir çocukların dinleyişini bir görseniz, nefes almadan dinliyorlar yani. Çocuk yani. Ondan sonra şöyle hopladı, böyle beni koş, arabanın peşinden böyle koşuyor diyorum. Çocukların yüzü gülüyor. Öyle çocuk yani neticede. 10 yaşında, 11 yaşında çocuk. Ekmek veriyorum, işte gel diyorum, oturuyor. Öyle dinliyorlar. Tabii oradaki mesaj neydi? İşte bir ekmek veriyorsun, onun hatırını sayıyor. İşte sonsuz nimet veren Mevla. Ve in te'uddu nimet Allah la tuhsuha. Allah bize bir ekmek mi verdi arkadaşlar? Bak, bize peynir verdi, zeytin verdi, anne verdi, baba verdi, kurs verdi, değil mi? Biz de Allah'ımızın hatırını sayalım tarzında böyle bir bağlantı yaptık yaklaşık 40 dakika. Çok güzel oldu, çok hoş oldu. Çocuklar da çok sevindi. İnşallah onlara hep böyle masal ve ders anlatacağız. Bugün onun için çok mutluyum. Rabbim tamamına erdirsin. İnşallah hem Kur'an kursundaki öğrencilere böyle planlı bir ders yapacağız. Biri yaptık. 2, 3, 4 yani bir kurs ayarladık şimdi. İnşallah ikinci, üçüncü, dördüncü kurslarda da olursa sizlerle paylaşacağım. Yeterli değil. Bir de üniversite öğrencilerine mutlaka ders vermemiz lazım. Onunla da ilgili bir yurtla konuştuk. İnşallah bizi sıraya koyacaklar. Bir yurtla. Bu Libadiye'de bir yurt var. Öğrenci yurdu. Hepsi üniversite okuyor. Onlarla mescitte böyle soru cevaplığı yapacağız. İnşallah Rabbim kapılar açıyor. Rabbim bu yolda bizleri daim eylesin. Sizlerin de duasıyla. Çok gayretli olan kardeşlerimiz de var sizden. Hepinizden Allah razı olsun. Abonelerimiz yani bizim için önemli değil. 3-5 kişi ama çok hızlı bir şekilde arttığını siz de görüyorsunuz. Burada hepinizin emeği var. Allah razı olsun. Çünkü biraz bakan, kanalımıza bakan bakıyor ki ya burada siyaset yok, burada farklı bir amaç yok. Ayet paylaşılıyor, aşır paylaşılıyor, ilmihal dersleri, sohbet dersleri. Aynı Kur'an kursu eve gelmiş, medrese eve gelmiş. Bunu da siz Allah razı olsun reklamını da yapıyorsunuz çok güzel. Rabbim bu yolda daim eylesin. Bizleri cennetinde buluştursun diyorum. Bugünlük bu kadar. Hiç soru yazmadı. Amin, 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 amin diye geçiyorsunuz. Allah sizden de razı olsun. Gecemiz mübarek olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh.